Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yine gündem özel programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemine giren önemli olayları, önemli gelişmeleri gündem özelde değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Sol Parti, Parti Meclis Üyesi Alper Taş. Kendisi dün cumartesi anneleriyle ilgili yapılan bir eylemde gözaltına alındı. Gözaltına alınma şekli tepki çekti ve olayların ardından sosyal medyada başta olmak üzere çeşitli noktalardan da bu gözaltıya yönelik ciddi tepkiler geldi. Biz de Alper Taş'la bugün hem dünkü süreci hem de gözaltına alınmasından sonra neler yaşadığını Cumhuriyet TV izleyenleri için sizlerle buluşturuyoruz. Merhabalar Alper Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi dün cumartesi annelerinin 700. hafta eylemine yönelik polis müdahalesinde 46 kişi hakkında bir dava açılmıştı evet. Daha önceden. Bu davanın bir duruşması vardı. Evet. Bu duruşmanın akabinde de siz öncesinde daha doğrusu bir basın açıklaması yapılmak istendi. Olayı anlatmak için neler yaşandığı süreç anlatılması adına. Ve bu davanın duruşmasının öncesinde yapılan açıklama polislerce engellendi. Açıklama yapılamaz dendi. Daha sonra da işte orada yaşanan bir hareketlilik neticesinde polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldınız ve 16 kişi gözaltına alındı. Aralarında DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren'de olmak üzere birçok kamuoyunun yakından tanıdığı isim vardı. Şimdi öncesinde şunu söylemek istiyorum. Tabii dün Anadolu Adliyesi'nde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması vardı. Evet. Orada da benzer biçimde alınmadı. Yine bir gün öncesinde yani önceki gün İranlı kadınların Taksim'de yapmak istedikleri eylem engellendi. Gözaltına alındılar. Böyle bir atmosfer var şu an Türkiye'de. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz neden dün gözaltına alındınız? Evet. Şimdi önce sabahtan başlayayım. Anadolu Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun duruşması vardı. Ben de bu duruşmaya katılmak istedim ama katılamadım. Çünkü sabah saatlerinde Kartal Kaymakamlığı'ndan bir yazı gelmiş, yasaklama yazısı. Kimsenin adliyeye girişine izin verilmiyor, adliye etrafında toplanmasına izin verilmiyor. Neden, niçin, niye yasak sorusuna aldığımız yanıt yasak. Yasak kavramının dışında bir gerekçe bulamadık. Bulmamız da mümkün değil. Çünkü güvenlik gerekçesi söz konusu olsa zaten bir önceki duruşmada insanlar gelmiş, bir kısmı içeriye girmiş, bir kısmı dışarıda beklemiş ve dava görülmüş. Bir güvenlik sorunu çıkmamış. Bir de bu İstanbul kentini yöneten bir belediye başkanı. Hali hazırda. Şimdi burada bir yasakla karşılaştık. Ben süreci orada çok zorlamadım. Yani kendi açımdan çünkü bir de cumartesi annelerinin saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan bir duruşması vardı. Daha önceki duruşmalara katılamamıştım. Vicdanen arkadaşlarla beraber orada olmanın iyi olacağını düşünerek arkadaşlarımız da oradaydı zaten. Ben de oraya geçtim. Oraya geçer geçmez bir baktım avukatlar, cumartesi anneleri bir tartışma içerisinde. Hayırdır ne oldu dedim yasak. Ne yasağı? Sabah saatlerinde Kağıthane Kaymakamlığı, Kağıthane Kartal Kaymakamlığı sabah saatlerinde yasak bildirdi. Kağıthane Kaymakamlığı yasak bildirdi. Ya neyin yasağı? Toplanma yasağı, açıklama yapma yasağı. Açıklama yapamazsınız. Bunu tebliğ ettiler. Şimdi pekala bir önceki duruşmada ne olmuş? Açıklama da yapılmış, insanlar da toplanmış. Mahkeme heyetini 2 saat beklemişler, 2 saat sonra mahkeme başlamış. Pekala niye yasak? Yani daha önceki yasak olmayan buluşma, toplanma siz de bilirsiniz. Gazeteciler çok yakından tanıktır. Hep orada buluşulur, açıklama yapılır ve davaya girilir. Sonuçta bütün bu süreçler böyle yaşanmışken dün her iki mahkemede gördüğümüz bu yasağın nedeni ne? Bunu sorduk. Yani neden, niçin? Neyse baktık gördük zaten 50 kişiyiz orada. Baktık gördük bunlar gerçekten gelmişler ve bize burada en demokratik, en yasal, anayasal hakkımızı kullandırtmama eğilimindeler. Biz annelerin inisiyatifine uyduk. Onlar da dediler madem açıklama yaptırmıyorlar, toplanmamıza da durmamıza da müsaade etmiyorlar. O zaman hep beraber şeye geçelim. Adliye ama yani mahkeme salonuna değil, adliye binasının önüne geçip oradan duruşmaya geçelim. Tablo bu. Zaten çemberi almışlar. Bir baktık toplu
Adliyenin oraya gidemezsiniz. Allah Allah. Şimdi bunlar peş peşe geldi. İnsanı çok rencide etti bu. Yani yanlış anlamıyorum değil mi? 15 metrelik bir yer var. O 15 metrelik yere toplu halde gidemezsiniz toplu diye. Toplu duruşmaya gitmek için. Toplu halde gidemezsiniz. Evet gidemezsiniz. Nasıl gideceğiz? Tek tek. Seçiyor. Dur sen geç. Ya dedik artık yeter kardeşim. Siz ne yapıyorsun? Ne yaptığınızı zannediyorsun? Orada sesimiz yükseldi. İtirazımız yükseldi. Çünkü çok rencide edici. Onur kırıcı bir durumdu. Hani tamam hadi sakin olalım. Hadi hani ortam böyle şey olmasın. Tatsız tutsuz olmasın ki. Bunu yaratan biz değiliz. Bu ortamı provoke eden onlar. Kaymakamın yasaklaması zaten provokatif bir karar. Emniyetin oradaki tutumu çok provokatif. Biz sakin olalım filan derken üstüne üstüne bu muamele geldiğinde artık bizim de lafımız var elbette söyleyecek. Buna tutum aldık, bunu protesto ettik, sesimizi yükselttik. Vay sen misin provokatörlük yapan, sesini yükselttin diye üzerimize çullanmaya, gözaltına almaya başladılar darbe ederek. Olay böyle gelişti. Sizin dışınızda da özür dilerim. Sizin dışınızda da orada birçok kişi 15 kişi yani. Gözaltına alındı. Toplamda 16 kişi. Sizin dışınızda 15 kişi ve herkese kötü muamele uygulanıyor. Tabii yani gözaltına alma süreci darpla söz konusu oluyor. Sonuç itibariyle hiçbir hakları yok. Yani bize orada yaptıkları muamelenin anayasal bir statüsü yok. Anayasal bir gerekçesi yok. Barışçıl, demokratik toplanma hakkımızı kullanıyoruz. Neden bu kadar gergin polisler orada? Yani sonuç itibariyle hani bir karşı karşıya gelme durumu yok, bir hareketlilik yok, işte hareketli bir eylem yok, bir basın açıklaması. Yani polislerin o gerginliğinin arka planında ne var? Polislerin gerginliğini oradaki polislerle ölçmek, değerlendirmek yanıltıcı olur. Esasen onları idare eden siyasetten kaynaklı bir durumla karşı karşıyayız. Yani muhtemelen Kağıthane kaymakamını da aşan İçişleri Bakanlığı'yla ve onun tepesindeki ülkeyi yöneten iktidarla çok ilintili bir mesele. Çünkü seçim sürecine giriyoruz. Yani 9 ay sonra seçim var. Türkiye'nin en kritik seçimi. Yani Türkiye tarihine yön verecek bir seçimle karşı karşıyayız. Ya bu siyasal İslamcı baskıcı rejim devam edecek, kendini tahkim edecek ya da biz buna izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni bir dönemi açacağız. Özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi bir cumhuriyeti yolunu açacağız. Bu siyasal İslamcı rejimle hesaplaşacağız. Doğal olarak böyle bir kritik evrede iktidarının baş aşağı gidişinden de rahatsızlık duyan siyasal iktidar olabildiğince bizi bastırmaya, güçsüzleştirmeye, çaresiz kılmaya, zayıf kılmaya dönük hamleler yapıyor. Peki bu iklimin, yani şöyle diyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadım. Bu iklimin oluşmasındaki ana pay iktidarın. Tabii. İktidarın siyasi. Çünkü aynı işlem diğer adliyede de söz konusu oldu. Şimdi Erdoğan daha önce yargılandı. O yargılanmasını da abarttı. Onun şeyini yedi, pastasını yedi tabiri caizse. Pekala Erdoğan yargılanırken Erdoğan'ın mahkemesine öyle davranıldı mı? Saraçay'ın önünde miting yaptı. Mahkemesine insanlar gidebildi, katılabildi. Şimdi bir başka belediye başkanı ki çok uyduruk bir gerekçeyle esasen hasmene bir tutumun, intikamcı tutumun bir sonucu. Siyasal iktidar talimatıyla açılmış bir davada biz insanlar o davaya katılamıyoruz, dayanışmamızı gösteremiyoruz. Nereden nereye? Yani buradan bakalım. Bu siyasi iktidarın bir tutumu. Bastırma, ezme politikası. Şimdi biz buna karşı teslim olmamalıyız, baş eğmemeliyiz, boyun eğmemeliyiz, hakkımızı, hukukumuzu aramalıyız. Onlar tabii bizi başka bir kulvara doğru çekmek istiyorlar. Yani istiyorlar ki haklı ve meşru mücadele çizgisinden uzaklaşalım. Biz o oyuna da gelmeyeceğiz, o provokasyonlara da gelmeyeceğiz. Sokağa alanı terk etmeyeceğiz, hakkımızı, hukukumuzu barışçıl, demokratik ve militan bir tarzda savunacağız. Savunmazsak zaten bunlar bizi yenerler. Çekilirsek bunlar bizi yenerler. Ama onların istediği düzlemede düşmeden ama onlara karşı da teslim olmadan ince bir mücadele çizgisini yürütme konusunda hep beraber bir çaba içerisinde olacağız. Yani iktidarın bu yöndeki adımlarının sıklaşacağını, bu yöndeki tutumunun da artacağını söylüyorsunuz. Evet. Yani burayı biraz açar mısınız? Ne olabilir sizce? Bundan sonraki şeyde öngörünüz nedir? Ya şimdi bakın bundan sonrası öngörümüz şu, toplumsal muhalefetin bütün kesimlerine dönük
baskı ve bu baskının zeminleri ortaya çıkıyor. En son örneği Sedat Peker meselesinden ele alalım. Sedat Peker o sistemin içerisinden biri ve o sistemi teşhir ediyor. Ve o sistemi bütün çürümüşlüklerini ortaya koyuyor. Hayır böyle bir şey yok diyemiyorlar. Ama bu çürümüşlüğün üstünü örtmek için ne yapıyorlar? Emre Olur avukatını gözaltına alıyor. O da hukuksuz bir biçimde getirtiliyor Türkiye. Ve onun üstünden şimdi gazetecilere, toplumsal muhalefet güçlerine bir operasyon hazırlığı olduğu söyleniyor. Şimdi olur olmaz ama olursa hiç kimse şaşırmasın. Yani niye oldu, neden oldu demesin. Çünkü kendileri pirupak, kendilerinin karşısında muhalefet, terörist, teröristlerle iltisaklı ve benzeri gerekçeler bularak. İşte her muhalif grup için bir terör örgütü evet, var zaten. Herkes için bir kapanmamış dosyalar var. Her an içini uyduruk gerekçelerle doldurabilecekleri bir dosya var. Hukuk böyle işliyor. Yani dosya tamamlanmıyor. Mesela Gezi davası bitmemiş örneğin. Dosya açık. O dosya peyderpey birilerine evet, seçim süreci içerisinde dizayn etme konusunda çeşitli operasyonlar yapmaları mümkün. Yani bu yapmadıkları bir şey değil. Yani yapmazlarsa sürpriz olur. Yani elbette ki bizim temennimiz böyle bir sürecin olmaması. Ama sonuç itibariyle güvenen köy kılavuz istemez. Bunların elinde artık toplumu kapsayacak, kucaklayacak, toplumu ikna edecek herhangi bir şey yok. Fikir yok. Yani AKP şu an toplumu ikna edemiyor mu? Evet, o toplumu anlatacağı, topluma verebileceği, topluma sunabileceği bir fikri yok, bir düşüncesi yok. Bir hani tabiri caizse eskilerin, yani eski dönemde çok kullanılan hikayesi de yok. Anlatacak bir hikayesi de yok. Bütünüyle bitmiş 20 yıllık bir süreç. Yani yolun sonuna gelmiş. Şimdi ideolojik hegemonyası vardı bir dönem AKP'nin, biliyoruz işte, yani batılı, muhafazakar, demokrat, işte bütün sözüm ona demokrasi güçlerinin bir kısmını bile bu hikayeyle yanına aldı. İşte Türkiye'yi demokratikleşeceğiz, Türkiye bambaşka uçacak filan, böyle bir büyük ekonomi olacağız, bu hikayeleri yaşadık. Bunlar artık hikaye, kimse buna artık kanmıyor. Şimdi doğal olarak tarih de hep öyledir zaten. Toplumu ikna ile yönetemeyen zorla yönetmeye kalkar. Daha doğrusu zor yöntemleri daha ağır basar. Baskı yöntemleri daha ağır basar. Şimdi AKP de toplumu yönetemiyor. AKP'nin de anlatacağı, topluma sunabileceği bir hikayesi yok. Doğal olarak sopadan başka. Havuç bitti. Havuç bitti. Vereceği havuç yok. Bir miktar yine havuç verse bile sonunda sopayı eksik etmeyeceği bir siyasal sürecin içerisine girmiş vaziyetteyiz. Peki Alper Bey, şunu sormak istiyorum ben burada. Şimdi söylediğiniz şeyler bakıldığı zaman gayet hani bir zemine oturuyor ama bir taraftan da hani bir iktidar sürekli zor üzerinden gidemeyeceğini biz görüyoruz da kendileri de görüyor. Yani buna neden bu kadar ihtiyaç duyuyorlar? Başka bir yöntemleri hani özel bir şey anlamında söylemiyorum, nokta anlamında söylemiyorum ama neden bir buna bu kadar ihtiyaç duyuyor? Görmüyorlar mı bu işin böyle gitmeyeceğini? Sadece şimdi, zorla. Başka yani cumartesi türlü annelerini adliye önünde Alper Taş'ı yaka paça gözaltına almanın kendileri açısından, kendi kitleleri açısından da mantıklı bir şey olmayacağını görmüyorlar mı? Ya da kendi kitlesi bunu gördüğü zaman ya ne iyi yapmışlar mı diyor. Hani bunu bir şimdi tabii sormak yani, isterim. Az önce de söyledim. Çünkü siyaset ufukları daraldı. Verebilecekleri bir şey kalmadı. Diyelim bütün toplumu özgür bıraksalar, toplum bütün özgürlüğüyle her şeyi tartışsa. Doğal olarak bu artık gelinen safhada onların aleyhine işleyen bir süreç. Çünkü her şeyin özgürce tartışıldığı bir ortam, eşitçe herkesi yarıştığı bir ortam aslında AKP'nin kaybedeceği bir düzleme sokuyor. Doğal olarak bu düzlemi kendi lehlerine sağlamak açısından iktidarın bütün olanaklarını toplumsal muhalefeti ezme noktasında kullanıyorlar. Kullanma arzularının dışında ve çabalarının dışında geriye bir şey kalmıyor. Çünkü Türkiye toplumuna sunabilecekleri bir şey kalmamış. Ha, bunun tersine sonuçta üretebileceğini elbette görmeleri lazım. Görmüyorlar diyemiyorum. Çünkü başka bir şey onların da işine gelmiyor. Bunu tercih ediyorlar. Bunu tercih etmekten başka bir seçenekleri olmadığı ortaya çıkıyor. Yoksa birçok yandaş kanal herkese açık olsa, çıksak orada tartışsak, her şey özgürce ifade edilse, gazeteler daha özgürce yazsa,
Örneğin Sedat Peker'in bu suçlamalar hakkında hukukçular bağımsız yargı diye bir yargı olsa da kalksa, bu suçların araştırılmasına kaynağına girse, kendileri hakkında açılmış o kadar dosya var, bu dosyalara cesurca hukuk bağımsız olsa da, özgür olsa da bu dosyalar ortaya, bu AKP bu seçimi kazanır mı? AKP'nin seçimi kazanması için Sedat Peker'in ve kendi yedikleri haltların üstünün kapatılması, bunların görünmesinin engellenmesi gerekiyor. Bunların dile getirilmemesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacaksın? Susturarak sağlayacaksın. Yani tablo bu. Tablo. AKP için zorunlu rota aslında bu diyorsunuz. Evet, başka bir seçenekleri yok. Topluma biraz havuç ne verebilirler havuç? İşte toplumsal muhalefetin baskısıyla o da. Mesela EYT gibi. Evet. O da toplumsal muhalefetin baskısı. Yıllardır direniyor. Ve benzeri. İşte doğalgaz çıkartıp işte doğalgaz vermeye başlama gibi. İlk yerli otomobil yapma ve benzeri gibi bir takım şeylerle, görüntülerle. Bu işsizlik, bu pahalılık, bu enflasyon ve benzeri meseleleri üzerini örtüp başka bir sanki düzleme geçecekmiş ülke gibi. Yani 20 yıl, yani 20 yıl neye yetmez? Yani ne varsa zaten yapacağın bir şey varsa 20 yılda yaparsın. Olur. Yaptığın da ortada zaten. Ne yaptığın ortada. Ülkemiz her açıdan, standart açısından her alanda gerilemiş vaziyette. Her alanda. Yani ülkenin gerilemediği ekonomi alanında, hukuk alanında, eğitim alanında, sağlık alanında, her alanda Türkiye'nin standardı giderek düşmüş, zayıflamış ve Türkiye eskisinden daha zayıf, her alanda zayıf bir ülke haline gelmiş. 20 yılın geldiği nokta şudur, geldiği nokta budur. En tabiri kavramla, en özet kavramla neydi bunların iktidara gelişinin ana sloganı, çok önemli bir slogandı. Yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu yasaklayacağız. Evet, üç yeğenim, çok çok önemli bir slogan. Çok etkileyiciydi. Ama nerede? Yolsuzluk, yolsuzluk oho tavan yapmış. Yoksulluk tavan yapmış. Yasaklar işte bizim dün yaşadığımız yasakların en somut göstergesi. Yani yasaklar, yolsuzluk. Yasaklar, bir de buna yalanlar. Dört ye oldu yani, yalanlar da buna eşlik ediyor, yalan propaganda buna eşlik ediyor. Ama gittiğimiz, gördüğümüz yerlerde anladığımız tablo şudur. AKP'ye de oy veren yurttaşlarımız artık AKP'yi sorguluyor. Artık bu rejimle, bu iktidarla artık Türkiye'nin geleceğinin olmadığını onlar da görüyor. Yani şimdi bu konuda çok önemli, çok dikkat etmemiz gereken bir sürece girmiş vaziyetteyiz. Toplumsal muhalefet güçleri olarak bu geniş muhalefetin direncini sağlam tutmamız lazım. Tam da orada bir soru sormak isterim. Yani aslında gündemle de alakalı. Toplumsal muhalefet kesim, bir tarafta iktidarın baskısı varken bir tarafta da toplumsal muhalefet kesimlerinin farklı alanlarda dahil olmak üzere buraya dair adımları var. Sizin buraya dair önerileriniz neler? Şimdi toplum, yani Türkiye'de iki tane esas saflaşma var. Birinci saflaşma, bu rejimden yana olanların yarattığı bir saflaşma. Bunun başını AKP, MHP iktidara çekiyor. Bunun işte Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi gibi alt bileşenleri var. Bu da bunun karşısına dizilmiş olan sağdan sola çok geniş bir bu rejimle olmaz, bu ucube rejim değişmeli diyen ama nasıl bir rejim konusunda değişik tasavvurları olan geniş bir toplumsal halk muhalefeti var, siyasal muhalefet var, toplumsal muhalefet var. Bu yeni ortaya çıkmış bir muhalefet de değil yani. Aslında 12 Eylül 2010 referandumundan bu yana, Gezi evet. isyanından bu yana, işte çeşitli referandum seçim süreçlerinden geçmiş olan ve en son İstanbul, Ankara'yı kazanmış olan, yerel seçimlerde kazanmış olan bir toplumsal muhalefet var. Şimdi biz bu muhalefetin parçasıyız ve bu muhalefetle hareket ediyoruz. Bu herhangi bir siyasete, herhangi bir siyasi partiye sığan bir muhalefet değil. Bu halkın muhalefeti. Halkın demokratik birikiminin bu muhalefeti. Türkiye halkının aydınlık damarının birikmiş tarihsel mirasının bir muhalefeti. Ve bu muhalefet bizim yanında olduğumuz, bizim de içinde olduğumuz bir muhalefettir. Bu muhalefetin bu genişliğini ve bu direncini bizim sağlam tutmamız gerekiyor. Onun için bizim dünkü duruşumuz bu dirence bir saygıdır. Bu direncin bir ifadesidir. Çünkü bütünüyle sessiz kalırsak tarumar oluruz.
Ha, bunun yanı sıra yapmamız gereken sadece bizim muhalefetin alanını dinç tutma değil. AKP ve MHP'ye hala da bel bağlayan, hala da onlardan umut bekleyen yurttaşlarımızı da kazanabilecek, onları da oradan çözebilecek bir dil ve tarzla bir siyaset de geliştirmek gerekiyor. Onlara dışarıdan seslenen değil, onların yaşam alanlarının bir parçası olan, onlarla daha başka bir Türkiye'yi var edebileceğimize ilişkin bir ortak yürüyüşe ihtiyaç duyan bir siyasete ihtiyacımız var. Bu noktada zaten önemli bir evreye girmiş vaziyetteyiz ve burada halkın özellikle çok değişik gündemler yaratıp değişik gündemler üzerinden bizi kışkırtma hamleleri karşısında sokağı terk etmeden barışçıl, yine altını çiziyorum, demokratik, militan yani kararlı bir biçimde sokağa terk etmeden halkın taleplerini, üreticinin taleplerini, yoksulun taleplerini, ezilenlerin taleplerini, emekçilerin taleplerini dile getirmemiz gerekiyor. Biz sol parti olarak bu konuda çeşitli çabalar içerisinde olduk. İşte Trabzon'da miting yaptık, halkın taleplerini İstanbul, İzmir, evet İstanbul, İzmir, Fatsa'da yaptık. Ve şimdi 8 Ekim'de Uşak'ta üretici mitingi yapıyoruz. Bu üretici mitinginde de üreticinin taleplerini dile getireceğiz. Önümüz kış çok sert geçecek. Halkımız bayağı bir zorluk çekecek. Kışı bahara çevirmek için hem halkın acil taleplerini dile getireceğiz. Onlar etrafında bir seferberlik yapacağız. Hem de halkın dayanışma örgütlenmesini ve dayanışmasını güçlendirerek ve AKP'den ve MHP'den gelebilecek, iktidardan gelebilecek saldırılara da göğüs gelerek, sokağa da tutarak ve sandık güvenliğini de asla ihmal etmeden 23 Haziran 2023'te Türkiye'nin yeni bir tarihsel dönemini başlatacağız, başlatmalıyız. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz. Dünkü olaydan dolayı da tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Size de çok başarılar. Sana da hayırlı olsun yeni görevin. Teşekkürler, çok sağ olun. Cumhuriyet TV'de yine gündem özel programında halkın gündemini, toplumun gündemini merkeze alan programla sizlerle olduk. Bugünkü konumuz Alper Taş'tı. Çok önemli açıklamalar yaptı. Hem dün yaşananlara ilişkin olayların arka planını anlattı. Hem de önümüzdeki süreçte toplumsal muhalefetin ne yapması gerektiği konusunda da önemli bilgiler verdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.